milyondu yanlış Öyleydi. hatırlamıyorsam. Öyleydi. Hatta ben girdiğim yıllarda 29 tane üniversite vardı Türkiye'de. Şu anda 220 civarında Of. üniversitemiz var Evet. ülkemizin. Yani tabii yıllar geçiyor, alternatifler, seçenekler şöyle söyleyelim. Mesela 1980'lerde, 90'larda Türkiye İş Bulma Kurumu'nun istatistiklerinde 250 tane meslek çeşidi vardı 250 tane. toplamda. Yani üniversite tercih kılavuzlarında da 20-30 tane alan seçebiliyorduk en Şimdi bu çok. sayı Ama kaç? şimdi yani İş Bulma Kurumu'nun şeyinde 3800 civarında meslek çeşidi olduğunu biliyorum en son. Evet. Yani çünkü biliyorsunuz eskiden sadece diş hekimliği vardı. Şimdi diş hekimliğinin 32 diş varsa 32 alt ana bilim dalı oluştu. Ortodontisi, çene cerrahisi, şu su. Yani Hakikaten meslek öyle oldu, değil mi? çeşitleri İyice ayrıştı konular birbirinden. tabii yani spesifikleşti. Her alanın kendi özelliği ortaya çıktı. Dolayısıyla meslek çeşitleri de arttı. Bu Evet. anlamda aslında çok iyi bir gelişme. Ülkemiz açısından da iyi bir gelişme. Ama tercih yaparken tabii durum böyle oluyor mu olmuyor mu bunu da konuşacağız. Evet, bunu da konuşacağız. Tabii ebeveynler de nasıl konuşuyor bu konuyla ilgili? Genelde kulak misafiri oluyorum onlara. Burayı tercih ediyoruz. Yapacağız. Bu bölümü yazalım. Hep Karar onlarla veriyoruz. birlikte, yani siz yazmıyorsunuz. Tabii dillerde böyle olabilir ama ben gönüllerde de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani o çocuk yazacak aslında. Biraz da ona bırakmak lazım herhalde. Kesinlikle, Öyle değil mi? kesinlikle öyle. Bunları da tabii Öyle. konuşacağız dediğimiz gibi ama önce üniversiteleri biraz konuşalım, fakülteleri. Öyle değil mi? Çocuklar bilmiyorlar nasıl bir ortamla karşılaşacaklarını henüz. Onlara biraz Evet. tanıtalım dilerseniz. Şimdi tabii öncelikle ben kendi üniversitemizden Tabii başlayabilir ki miyim lütfen. izin verirseniz? Şimdi Giresun Üniversitesi Karadeniz'in gerçekten parlayan bir yıldızı, incisi durumunda. Hatta sloganlarımız var. Kuzey'in parlayan yıldızı diyoruz biz kendimize. Ve afişe ettiğimiz zaman da Giresun Üniversitesi hayata açılan bilgi limanıdır diyoruz. Hemen sahilde Ordu ile Trabzon'un arasında arka taraflarımız yemyeşil, işte dağlarımız, yaylalarımız, ormanlarımız, ön tarafımız deniz. Doğanın her türlü harika, yani Allah'ın sunduğu bütün lütufları bünyesinde barındıran bir şehirde bir üniversitemiz. Doğa Tabii konusunda hiçbir kuruluşumuz, sıkıntı yok. Giresun gerçekten muazzam. Ben de gidip gördüm. Harika. Hakikaten okulun evet. tarafına da baktım. Oralarda çok güzel. Okulumuz da evet hemen sahilin dibinde tabii şey ana yerleşke olarak konuşuyorum. 1900 aslında 2006 yılında üniversite olduk biz ama bizim eğitim fakültemizin temeli 1962 yılına dayanıyor. Hatta şöyle söyleyeyim Tuğrul Şan Allah selamet versin rahmetli Kamil Sönmez bizim öğrencilerimiz. Yani 1960'lı yıllarda ilk mezun ettiğimiz öğrencilerden. Yani bizim aslında kuruluş temelimiz eğitim fakültesinden hareketle Giresun bugün üniversite haline gelmiş. Ne olmuş? Bugün baktığımızda Giresun Üniversitesi'nde 1200 akademik personelimiz var. Yani 100'ün üzerinde profesörümüz, 200'e yakın doçentimiz, 400-500 civarında doktor öğretim. Yani alanında gerçekten yetkin hocalarımız var. Bu 2006 yılında kuruluşumuzda sadece fen edebiyat ve eğitim fakültemiz varken sonradan işte iktisat, bugün diş hekimliği, tıp fakültesi de olmak üzere çok ciddi bir atılım yaptık. Bu geçen 16 yılda eğitim fakültesinin 60. yılı ama üniversitemizin 16. yılı. 3 tane enstitümüz var. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim yaptığımız 13 tane fakültemiz var. İşte saydığım gibi eğitim, tıp fakültesi, güzel sanatlar hepsi bunun içinde. 6 tane yüksek okulumuz var. 13 tane meslek yüksek okulumuz var. 21 tane de özel alanlarda spesifik işte fındıktı, şuydu, Evet, buydu Fındık gibi İhtisas Üniversitesi araştırma var. oldu, Evet, öyle değil Fındık mi? İhtisas Üniversitesi olduk. Biz bölgede bu anlamda kendini geliştirecek ve fındık alanında atılımlar yapacak çalışmalara artık imza atmaya başladık. Yani üniversite olarak gerçekten yani ben şöyle söyleyeyim şunu şey yapalım. 2006 yılında bizim üniversitemizde toplam
38 tane öğretim üyesi vardı. Yardım doçent, doçent düzeyinde profesörümüz yoktu. Bugün yani 16 yılda biz bunu yardım doçent, doçent ve profesör düzeyinde yani 650-700'e çıkarttık. Evet. Çok ciddi yani çekiyoruz. Hı-hı. Hocalarımızı da çekiyoruz bu anlamda ve gerçekten çok değerli alanında önemli işlere imza atmış hocalarımız var. Yani bunu neden söylüyorum? Biraz da hani bunu fırsat bilerek üniversitemizin tercih edilmesi açısından öğrencilerimizin nereye gideceğiz? Ha, bu arada tabii bizim sadece merkezde yerleşkemiz yok, ilçelerimizde de var. Yani sahil boyu yayılmışız. Her birimde neredeyse öğrencilerimiz denizi gören fakültelerde, yüksekokullarda öğrenimlerini görebiliyorlar. Lisansüstü düzeyde 1600 öğrencimiz var. Ön lisansta 11.500, lisansta 14.000, yani toplamda şu anda 26-27.000 civarında. Maşallah. Çok büyük öğrencimiz sayılar. Var. Evet. 56 tane toplam birimde de biz üniversite olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yani yüksekokullar, enstitüler, işte fakülteler, hepsi bunun içinde, merkezlerde bunun için 56 ayrı birimde. Kütüphanemiz 2500 metrekare, merkez kütüphanemizden bahsediyorum. Muhteşem bir kütüphanemiz var. Tabii diğer birimlerin her birinin kendine ait kütüphaneleri var. İşte internet ortamı her yerde, sınıflarda, okullarda öğrencilerimiz her türlü kullanabiliyor. Eğitim fakültesi olarak baktığımda bizim fakültemizin sınıflarını, imkanlarımız verdiği ölçüde işte akıllı tahtalarla, teknolojik donanımlarla donatıyoruz. Laboratuvarlarımız var. Mesela ben PEDER'e bölüm başkanıyım. Bizim işte o psikolojik danışma odalarımız, terapi laboratuvarlarımız, onun dışında işte fen bilgisi dersleri için, matematik dersleri için, müzik dersleri için, hepsi için ayrı ayrı kendilerine özel laboratuvarlarımız, öğrencilerin uygulama yapabileceği, hocalarımızın derslerini rahatlıkla işleyebileceği fiziksel ortamlarımız çok şükür var. Bunları sağladık. Öğrencilerimiz rahatlıkla gelip burada keyifle ne yapabiliyorlar? Okullarını okuyabiliyorlar. Bölgeyi gezebiliyorlar. Tabii buradan bölgenin diğer taraflarına da bakalım. Yani onların da hakkını yemeyelim. Şimdi hemen yan tarafımızda Ordu Üniversitesi var. Bizimle birlikte kuruldu. Onlarda da bir atılım var. Biz ne kadar daha 60 yıla dayanan bir köklü şeyimiz olsa da Ordu'da orada atılımını yaptı. Bu tarafta Trabzon zaten KTÜ, benim de okuduğum fakülte, üniversite. Evet. Ayrıldı. Bizim fakültemiz Fatih Eğitim'di. Şimdi Trabzon Üniversitesi Trabzon oldu. Oldu. Öyle değil mi? Hı-hı. Tabii orada özel üniversiteler de var. Bu tarafta Samsun'da işte 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi. Yani aslında Karadeniz bölgesi. Ben Gaziantep'te... Gerçekten çok iyi Karadeniz bölgesi. Saydığınız okullar yani, şimdi bir düşününce şöyle. Şöyle ekonomik olarak da düşünmek lazım olayı. Bugün üniversite okumak için İstanbul'a giden bir öğrenci barınma için eğer özel bir yurtta kalacaksa 7-8 bin liradan aşağı yurt bulamıyor aylık. Evet. Ev öyle, diğer şeyler. Karadeniz'de bu anlamda ciddi sorunlar yaşamıyor insanlar. Yani dar gelirli, orta gelirli insanlar çocuklarını rahatlıkla barındırabiliyor ve eğitimlerini yaptırabiliyorlar. Yani ekonomik boyutunu da ailelerin tabii ki tercihler yaparken düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet, tabii ki aileler, şu an soruyorum bazen, bunu düşünüyorlar aslında. Göndereceğiz ama öyle değil mi? Büyük şehirlere. Şey evet, evet, yani büyük şehirlerde ev kiraları, şunlar bunları biliyoruz. Öbür taraftan da şunu da söylüyorum, siz Trabzon'da yaşayan birisi olarak Karadeniz'in dokusuna teneffüs etmiş birisi olarak bilirsiniz. Ben diyorum ki bir Gaziantep'te, bir Urfa'da, bir Hatay'da, işte bir İzmir'de, neredeyse olursa olsun yaşayan bir insanın ömrü hayatında şöyle birkaç sene bir Karadeniz'de yaşaması gerekir. Yani bu Karadeniz'in havasını alması gerekir. Şöyle bir kesinlikle. İşte Maçka'da Sümela Manastırı'nı gezmesi gerekir. Uzungöl'de bir tur atması gerekir. Evet. Yaylalarda bir hava alması gerekir. Bir et yemesi gerekir. Yani Karagöl'e çıkması gerekir gibi
Yani bu tür doğa açısından da muhteşem ortamlarımız, imkanlarımız var. Bunlar tarihi da... ve doğal güzellikleri muazzam bölgemizin. Olmaz mı? Yani zaten Trabzon başlı başına. Ya bizim öğrencilerimiz sıklıkla Trabzon ve diğer taraflara geziler düzenlerler. Çünkü Kanuni'den, Fatih'ten bu tarafa gelmiş, vakfedilmiş bir şehir var orada, bir tarih var. Evet. Sayın Çetinkaya, bilmiyorum katılır mısınız bana ama öğrenciler de genelde kampüs hayatı ararlar. En azından bizim zamanımızda öyleydi. Ondan öncesinde de vardı. Tabii ki eğitim çok önemli. Birinci sırada gelir ama onun hemen arkasından da kampüs hayatı gelir. Böyle belki çimlerde uzanmak. İşte bunu da sağlıyor aslında Karadeniz'deki üniversiteler. Sahil çok yakın. Daha ne olsun, kütüphaneler çok büyük, çok geniş. İşte bunları saydınız az önce. Evet, Karadeniz'deki bütün üniversite, Karadeniz'in kendisi zaten yemyeşil. Çimler, ağaçlar her yerimizde var. Dolayısıyla üniversitelerimizin de bunun için ekstra bir çaba harcamasına bile gerek yok. Sadece doğaya dokunmadığın zaman zaten yeşilin içinde buluyorsun kendini. Evet. Yani biz taşlaştırmazsak Allah zaten vermiş bütün güzelliğini. Bölge açısından çok önemli bir şeyimiz var. Yani kazanımımız var. Yani bir lütuf var bize. Evet, Sayın Çetinkaya, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü dekan yardımcısı olarak tabii ailelere de belki tavsiyeleriniz olacak bu konuda. Dedi ki aileler biraz stresli, çocuklardan daha stresliler. Onlar sanki sınava girmiş gibi bir stres var ortada. Biraz bunları da konuşalım, ailelere de biraz konuşalım. Tavsiyelerimiz olsun, olur mu? Konuşalım. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bir kere bu sınavın getirileri götürüleri açısından olaya bakarken sınavın ne olduğunu iyi düşünmek lazım. Yani sınav insanların bilgilerini, becerilerini, yeteneklerini ölçer. Doğrudur. Ama insanların kişiliklerini ölçmez. Dolayısıyla bizim için öncelikli olan temel kişisel özelliklerimizin, kişiliğimizin keşfini yapmak ve bu kişilik doğrultusunda bir mesleki hedefe yönelmek. Yani hedefimizi belirlemeliyiz. Anne babalar ve bireyler, o sınava giren ve aslında kendi hayatını tesis edecek olan çocuklarımız öncelikle kendilerini iyi tanımalı, ilgi, yetenek ve değerleri, bakın bu üçünü örtüştürebilmeli. Bu üçünün doğrultusunda bir hedef belirlemeli. Yani benim evet müziğe ilgim var ama yeteneğim yok. Olmuyor. Efendim müziğe ilgim var, yeteneğim de var. Çok güzel çalıyorum, çok güzel söylüyorum ama değerlerimde müzik yaparak para kazanmak yok. Yok. O zaman o da olmuyor. O zaman bu benim mesleğim olamaz, hobim olur. O zaman bizim ilgi, yetenek ve değerlerimizi de dikkate alarak hedefler belirlememiz, tercihler yapmamız gerekir. Bununla ilgili çok küçük bir şey anlatmak istiyorum. Adamın yani bir tanesi gitar çalmak istemiş, elektro gitar çalmak istemiş. Bir amfi alması gerekiyormuş tabii ki yanına. Gitar çalmayı çok seviyormuş ama amfisiz çalamıyormuş onu tabii ki. Bakmış ki amfi taşımayı sevmiyor aslında. Anlamış ki ben elektro gitar çalmayacağım bundan sonra. Çünkü onu da sevmek gerekiyor. Bu iş bütün bir iş. Öyle değil mi? Tam da bundan bahsetmiştiniz. Bu küçük kısadan hisseyi de anlatayım dedim. Tabii. Ya bizim Hasan Hüseyin Aksu hocamız var. Diğer dekan yardımcımız. Bu tür şeylerde bir anekdot hasıl oldu deyip hemen anekdotu verir. Bu önemli bir şey oldu. Yani bakın sadece bir amfiyi taşımamak için onu meslek yapmaktan vazgeçebiliyor. Evet. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Yani bugünkü gençler 22-23 yaşında işe başlasa ne zaman emekli olacaklar? En erken 65 bugünkü şartlarda ki ilerleyen kademelerle bu 70-71'e kadar çıkacak biliyorsunuz. Evet. Yani 50 yıl çalışacaklar. Ya bir insanın neredeyse bütün ömrünü çalışarak geçireceği, bütün ömrünü alacak olan bir mesleği belirlemesinde biz sadece parayı, kazanımı ya da anne babanın ben olamadım o olsun, ben yapamadım o yapsın arzularını, egolarını gidermeyi esas alabilir miyiz? Alamayız. Olmaz. Olmaz. Böyle çocuğa bu eziyeti yapamayız açıkçası. O yüzden çocuğun ilgi, yetenek ve değerleri esas alınmalı. Birincisi bu. Çünkü meslek sadece para kazanma aracı değil. Ondan bir statü elde edecek birey. Ondan haz alınacak. Onunla yani eğlenecek. Bakın siz bir meslek yapıyorsunuz şu anda. Eğer bu mesleği severek, keyifle yapıyorsanız sizin programlarınız mükemmel olur. Evet. Ama severek yapmıyorsanız
lanet dahil bir şekilde yapmış olmak için yaparsınız. Tam olarak dediğiniz bir, gibi gerçekten öyle. Bir öğretmen, iş sevmeden yapılmaz. Hiçbir iş öyle. Yapılmaz. Öyle. Bir öğretmen eğer gene mi okula gideceğim ben diye okula giderse o öğretmenin çocuklara öğreteceği hiçbir şey yoktur. Ama seve seve giderse zaten 24 saat öğretmendir o. Yani bir balon fabrikasında çalışan bir işçi işini severek yapıyorsa günde 50 değil 100 balon üretir ve kaliteli balon üretir. Ama sevmeyen birisi bırakın 100 balonu 20 tane bile üretme çoğu patlak çıkar. Evet. Yani bunun sadece o bireye keyif vermesi değil aynı zamanda ülke ekonomisine de çok önemli bir katkı kazanımı var. İşini severek yapan bir insan ülkeye de kazandırır, ülkeye çağırtır. Kesinlikle ve tabii ki şu da var, iş hayatı bir süre sonra iş ortamı aslında hayatımızın belki de %70'ine o insanlarla sürekli görüşüyoruz öyle değil mi? Evden daha çok kalıyoruz belki de tabii işte. Tabii o insanlarla da çok fazla iletişimimiz oluyor. Böyle bir tarafı da var. Sadece yaptığımız yani işte değil artık. Arkadaşlık çevremizi, evet arkadaşlık çevremizin sosyal yaşamımızı, ya bütün dünyamızı belirleyici bir şey oluyor. Yani dolayısıyla bizim burada çocuklara, gençlerimize ve ailelerine en önemli tavsiyemiz şu olmalı. Lütfen çocuklarınızı iyi tanıyın ve gerçekten onların severek yapabilecekleri işleri yönelmesini sağlayın. Bu hem onun için hem ülkemiz için çok değerli ve çok önemli. Kesinlikle. Çünkü yani biz şimdi tamam matematiği sayısalı iyi diye bir adamı istemediği halde ben inşaatçıyım, müteahhitim, çocuğum benden sonra devam etsin diye müteahhit yaparsak o çocuğun yapacağı inşaatlardan hayır gelmez. O çocuğun da hayatını karartmaya hiç gerek yok öyle değil mi? Onun da hayatını karartma. Eğer müzisyen olmak istiyorsa müzisyen olsun. Hı-hı. Arkeolog olmak istiyorsa arkeolog olsun. Bu ülkeye arkeolog da lazım. Bu ülkeye kasap da lazım. Hı-hı. Bu ülkeye manav da lazım. Bu ülkeye çok iyi mobilyalar yapan tasarımcı veya işte marangozlar da lazım. Yani herkes okuyacak. Ama tabii bakın bizim mesleki rehberlik kuramlarında bir şey geçer. Çeşitli kuramlar vardır. Bunlardan bir tanesi sosyoekonomik kuramlardır. Bu kuram şöyle der. Bir ülkede insanların meslek seçimini o ülkenin sosyoekonomik durumu belirler. Şimdi bizim ülkemiz biraz böyle bir ülke. Evet. Yani sosyoekonomik durumuna göre insanlar çocuklarının garanti gördükleri yani atanma ihtimali, işe başlama ihtimali yüksek olan mesleklere yönelmesini istiyorlar. Bunun da başında tıp geliyor. O yüzden de tıp fakülteleri %3 ile %5 ile %10, 16'ya kadar çıkıyor. 16'dan yukarısını almıyor mesela. Ama bugün bakıyoruz gençlerimizin büyük çoğunluğu da doktor olmak istemiyor, tıp okumak istemiyor, 6 yıl okumak istemiyor. Bakıyorsunuz farklı alanları tercih etmek istiyor. Fakat anne baba baskılarıyla tıp fakültesi okumak zorunda. Veya ziraat okumak zorunda. Veya eczacılık okumak zorunda. Evet. Niye? Babasının mesleği. Ve en iyisi en iyisi olsun diyerek değil mi? Tıp aslında biraz da bundan tercih ediliyor dediğiniz yani, gibi. Yani işte ekonomik kaygılar Hı-hı. çok fazla. Ve oğlum ne olursa olsun hiç olmasa bir öğretmen olur. Ya bir insan hiç olmasa bir öğretmen asla olamaz. Öğretmenlik çok önemli bir meslek. Biz eğitim fakültesindeyiz. Biz çocuklarımızın, evlatlarımızın, ben mesela derslerimde özellikle son dönemde çocuklarla veda edeceğim zaman çocuklara derim ki çocuklar ben bugüne kadar sizin dersinize girdim. Evet, helalleşme vakti geldi. Ben size hakkımı yarın benim çocuğum sizin öğrenciniz olacakmış ve siz de benim çocuğuma benim size sınıfta yaklaştığım, davrandığım gibi davranacakmışsınız şartıyla helal ederim hakkımı. Yoksa etmem. Yani gerçekten işini severek yapacak, bu evet. ülkenin her bir çocuğunu kendi evladından daha önemli görecek öğretmenler olursanız, evet. Şimdi bu kadar önemsiyoruz biz bu işi ve öğretmenlik mesleği, eğitim fakültesindeyiz. Yani bakın biz üniversitedeyiz, bizim fakülteyi bir fabrikaya benzetirseniz bizim fakülteden çıkacak ürünlerimiz belli. Müzik öğretmeni, psikolojik danışman, matematik öğretmeni belli yani. Ama bunların her biri ülkeye dağıldığında, her biri ilkokullarda görev yap, onların yetiştirecekleri çocukların yarın ne olacaklarını kimse bilmiyor. Yani yarın pat bir hastanede gelip hocam beni tanıdınız mı? Ben öğretmenim, ben doktorum, ben hemşireyim, efendim ben milletvekili oldum diyerek karşılarına çıkabilirler. Dolayısıyla bu çok büyük bir nimet aslında.
Ben diyorum ki siz o kadar şanslısınız ki yarın ne olacağını bilmediğiniz insanlara 360 derece dünyayı gösterme ve ona ufuk açma şansına sahipsiniz. Kesinlikle. Öğretmen çok güzel olur. İfade ettiniz. Aslında öğretmenliğin arkasında yatan şey budur. Bunu bilmek gerekir. Öyle değil mi? Belki öğretmenlerimizin bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor ama o öğrettiğimiz çocuk bakalım ki ileride ne olacak? Onu bilemiyoruz. Yani ne olacak ve nasıl olacak? Evet. Aslında bunun en büyük belirleyicisi evet. Temelde aileden aile başlayayım. Ama sonra öğretmen gelir tohumlarda ama biraz. Öğretmen gelir, öğretmen aileyle birlikte onu pekiştirerek. Çünkü bakın bir anekdot hasıl oldu gene Hasan Hüseyin'den değilse. Benim çocuğum, ben burada okul öncesi öğretmenliği bölümü de var. Çocuk psikolojisi, çocuk ruh sağlığı derslerine giriyorum 20 yıldan fazladır. Benim orada yetiştirdiğim bir öğrencim burada bir okul öncesi anaokulunda öğretmen oldu. Ve çocuğumu yıllar sonra ona öğrenci olarak verdim. Ben çocuğuma 5 yaşına kadar, oraya verene kadar süt içiremedim, portakal suyu içiremedim. Benim öğrencim, ona dedim ki, ya dedim bak bizim dedim çocuk süt içmiyor, portakal içmiyor. Bu konuda bir çalışma yapar mısın sınıfta? Tamam hocam, o bende dedi. Ne yaptıysa o gün, akşam eve gelmiş çocuğum. Annesine demiş ki, babamı ara, hemen eve süt alsın, portakal alsın. Akşam evet. Eve gittim, aldım gittim, dedim ki, hayırdır oğlum? Nereden çıktı bu portakal? Bundan sonra ben portakal süt içeceğim. Şöyle 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 faydaları varmış. Oğlum dedim, ben bunu dedim 5 senedir söylüyorum sana. Sen nereden bileceksin dedi. Sen öğretmen misin? Evet, benim öğretmenim söyledi işte. Bana dedi. Bu kadar etkili. Beni öğretmenden saymıyor. Evet. Ben onun öğretmenini yetiştirmişim ama beni öğretmenden saymıyor. Onun için öğretmen o kadar önemli. Onlar öyle iz bırakıcı hamleler yapıyorlar ki o çocuk onu ömür boyu unutmuyor ve model oluyor, yol oluyor. Valla olayı bir olayla yine özetlemiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetinkaya. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Velilerimize, ebeveynlerimize çok güzel mesajlarınız oldu. Sağ olun. Üniversitemizi de biraz tanıttık. Öyle değil mi? Yani üniversiteleri tabii bizim web sayfamızda bütün donanımlarıyla üniversitemizin ve fakültemizin her türlü bilgileri, hoca sayısından öğrenci, sınıf, her türlü bilgilerimiz üniversitemizin sayfasında var. Akreditasyon kurulumuz, kalite kurulumuz, evet. İşte dekanımız Mustafa Şanal hocamız onun başında ve çok önemli bir şekilde atılımlarını yapıyor, sayfalarımızı düzenliyor. Bizim üniversiteyi tanımak isteyen zaten üniversitenin web sayfasına girdiğinde muhteşem bir şekilde manzarasıyla, videolarıyla, her şeyiyle görebilir. Görecektir ve tabii ki belki gelmek isteyenler de olacaktır şimdiden. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize ben sağlık. İyi çalışmalar ederim. Diliyoruz size. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Trabzon'a da selamlar, sevgiler. Değerli dinleyiciler, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Bünyamin Çetinkaya ile konuştuk. YKS sınavı sonuçlandı değerli dinleyiciler. Tekrar kolaylıklar diliyoruz. Seçim aşamasında çünkü çocuklar tabii aileler de düşünüyor şimdi. Onlara da kolaylıklar diliyoruz.